salatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin seyyiduna ve mevlana Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Cüze başladık, tek bir ayeti okuduk, ezan zamanı geldi. Ve ma lena la nu'minu billahi ve ma ca'ana minel hak. Cüz başı, bir ayeti okumuşuz. Cüz başında tek bir ayet okundu. Fakat o ayeti de tekrar okuyalım, sebebi nüzulle beraber, madem ki çoklarınız yoktunuz. Efendim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşına kadar Kureyşilerin içinde Muhammedül Emin derlerdi, herkes itimad ederse verdi, nübüvvetü peygamberlik bahsi yoktu. 25 yaşında Hatice-i Kübra ile evlendi. Hatice-i Kübra'nın ile evlenmesi de Hatice'nin arzusuyla olmuş ve o da kabul etmiş. Hatice-i Kübra vefat etmeyince hiçbir zaman evlenmedi Resul-i Ekrem. 53 yaşına kadar geldi. Ebu Talib vefat etti. O senede Hatice de vefat etti. Böylediler ki bu sene bizim senetül hüzün oldu. Allah. Ondan sonra da emir geldi. İzni ilahi geldi hicrete. Ondan evvel hicrete izin yok. Ondan evvelki ayetler Medine'ye gelmeden evvel hiçbir surette Cenab-ı Hak müsaade etmiyordu muharebeye. Yoksa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tek başına yine bütün Kureyşlilere karşı girildi. Onlarda zaten ashab-ı kiramda korku yok. Lakin emir olmayınca elbette yapmazlar. Emri ilahiyle olur. Mekke-i Mükerreme'de bütün emir lekum dinukum veliyedin müdafaa şeyleydi. Muharebeye emir yoktu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında Gâr-ı Hira diyoruz ki Cebel-i Nur. Kur'an nurdur. Nur orada Kur'an nazil olduğu için Hira kelimesini nure değiştirmişler. Yoksa bugün Cebel-i Hira bilenler bilir tabii kitaplarda. Fakat Cebel-i Nur'dur. Cebel-i Nur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evlenmesi de zaten yüzündür. Hikayeye girmeyelim de ders çıkarır. Evlendikten sonra 25 yaşından sonra böyle halinde tenhailiği sever bir hale geldi. Hoşlanmıyordu fazla ihtilat etmek. Dağa giderdi, mağaraya giderdi, seyahat ederdi dağlarda. Böyle vakit geçirirdi. Ekseriye Gâr-ı Hira'da olurdu. Kur'an nazil oluncaya kadar. Kur'an nazil olur, İkrab ismi nazil olur olmaz, peygamber oldu. Fakat Resul değildir. Resul tebliğe memur olur. Bak fark var. Nebi peygamber, peygamberdir. Emir geldi kendisine. Fakat tebliğe memur değildir. Ne zaman ki tebliğe memur oldu, Resul olur. Ne zaman ki kabul etmediği zaman muharebe edin, emir geldi, ölül azim olur. Nebi, Resul, ölül azim. Ölül azim kabul etmezlerse muharebeye emir sahibidir. Ölül azim bu. Resul tebliğatle memurdur. Peygamber tebliğle memur olmaz. Böyle öyle peygamber var ki kendi ailesiyle memurdur. Şimdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğu İkra-i Bismi suresi geldikten sonra tebliğe memur değildir. Fakat hal gösteriyordu. Hatta Hatice-i Kübra'nın amcazadesi Nevfel vardı. Görmüş demiş vallahi İsa'ya gelen Cibril-i Emin'dir gelmiş. Bu peygamber olur. Bazı böyle şeyler zuhur ederdi. Ondan sonra ya eyyuhel muzzemmilu ya eyyuhel muddessiru ey örtmüş köşede oturan kalk da kum fe enzir tebliğat yap. Emir geldi. Emir geldikten sonra Resul oldu. O ayetler geldikten sonra Resul oldu ama harbe memur değildi. Öyle azim değildi. Yani Resul. Harbe memur olursa öyle azim olur. Öyle azim olur ya. Tamam. Öyle. Fakat sonra Medine'ye Münevvere'ye geldikten sonra ikinci senede harbe memur oldu. Harbe memur olunca ilk evvel Bedir vakası zuhur ediyor. Bakın Bedir'de de Cenab-ı Hakk'ın yapmış olduğu lütfu kerem zaten her tarafı hazır. Nihayet 313 kişiydiler ve iki taraf binden fazla. 8 tane kılıçları vardı. Onlar binlerce silahlar ve mükemmel geldiler. Nusret Cenab-ı Hakk'ındır. Allah fırsat verdi. Onların 70 tane en şecerelerini Ebu Cehil gibi telef ettiler. 70 tanesini esir ettiler. Rus tarafı da kaçtı. Kureyşliler bunu gördüler. Üzüntü başladı onlara.
Fakat daha hicret başlamadan da ashab-ı kirama karşı üzüntüler yapıyorlardı Kureyşliler. İman etmiyor, üzülüyor diye. Onlar Resul-i Ekrem'e şikayet ettiler, ne yapalım? Harbe memur değiller, harp etsinler. Demiş, öyleyse gidiniz. Bir kısmınız hicret ettiniz de Habeş'e. Hatta Medine-i Tahire'ye de o sırada gelenler başladı. Bir kısım Medine'ye iniyordu zaten. Habeşistan'a gittiler, 40 kişiden fazlaydı. İçinde Cafer-i Tayyar vardı, Hazreti Ali'nin ağabeyisi. Osman ibn Affan vardı radiyallahu anhu. Resul-i Ekrem'in kelimesiyle beraber. Bu onlar gittiler Habeşistan'da. O zamanki Habeş Kralı Ashab'a namında bir zat idi. İman etmişti. Resul-i Ekrem'in gıyaben onun haberi vardır. Allah Allah. Onları kabul etmişti. Allah. Şimdi Bedir vakası böyle ehemmiyetle Kureyşlilerin başına geldiğinden dolayı intikam istiyorlar. Düşündüler ne yapalım? En çare budur ki bir heyet gönderelim Habeşistan'a. Habeşistan kralına hediye gönderelim. Diyelim ki bu ekrebalarımızdır, daralmışlar, gelmişler, şimdi peşiman olmuşlar. Biz de peşiman olduk, bize teslim ediniz, götürelim. Bu vesileyle alalım, yolda onları hepsini imha edelim, işte intikam bu. Böyle gittiler. Onların bir kafilesi hediye ile beraber Habeşistan'a gittiler. Krala gittiler, arz ettiler aynı. Demiş, hele ben de işiteyim bakayım ne oluyor, onların dedikleri nedir? Cafer-i Tayyar'ı çağırmış. Tayyar, Cafer-i Sadık var, Cafer-i Tayyar var, birbirine karışmasın. Cafer-i Sadık, Resul-i Ekrem'in torunlarındandır, tarikatların başı. Sonradır. Cafer-i Tayyar, Hazreti Ali'nin abisidir. Mutekala vakasında şehit olmuştur. Tabi'inler onu görmediler ki onun ahvalini beyan etsinler bize. Mesela Ali ibn-i Ebi Talib kerremallahu vecehu, tabi'inlerin çoğu gördüler, onun mezayasını hemen hemen herkes bilir. Fakat o kalmadı, çünkü zamanında hepsi sahabeydi, kim kime ne diyecek, o da bilir, onun gibi. Cafer Tayyar'ı çağırmış, evvela demiş ki, siz İsa hakkında akideniz nedir? Başlamış demiş, İsa, Cenab-ı Hakk'ın yüksek bir peygamberi, lazım bir peygamberidir. İncil sahibi, İncil ona nazil olmuştur. Vahdaniyet-i ilahiye mukarrardır. Biz İsa'yı böyle babasız kudret-i ilahiye ile halk olmuş, böyle inanıyoruz. Demiş Allah, ben de İncil'den bildiğimiz bundan başka bir şey değil. Peki siz bir şey biliyor musunuz size, peygamberinize gelen kelamı, Kur'an? Evet demiş, oku demiş. Sure-i Meryem'e başlıyor. Meryem'den Zâlike İsa ibn-i Meryem, bir sayfa, iki, bir buçuk sayfa sonra o geliyor. Hazreti İsa'nın bahsinden Zâlike İsa ibn-i Meryem kavlul hakkı lezî fîhî yemterûn. İsa ibn-i Meryem budur. Ashab bunu işitince ağlamaya başlar. Bu hak ve hakikattir diyor. O birilerini reddediyor. Bana iltica edenleri size vermem, gidiniz. Onlar orada kaldılar. Ve ağlamaya başladılar. Sebebin zorun biri budur. Çünkü ağlamak. Fakat onlar gittikten sonra ki Habeş Ashum yani müsamaha etti. Oradan 38 Habeşi Hastan'dan insanlar o tesirle doğru Medine-i Tahire'ye geldiler. Resul-i Ekrem'e imanını yazar ettiler. Resul-i Ekrem onlara da emretti okusunlar, Yasin'i okumuşlar. Onlar da hüngür hüngür ağlamaya başlamışlar. Ağlamak neyle oluyor? Hakiki bir ağlamaktır. Sonra bir ağlamak değildir. İmandan ve anlayıştan geliyor. Halık-ı Kainat bu ayette onları sena ediyor. Ve izâ semi'û, malum bugün de bir adam Kur'an-ı Azimüşşan'ı bilerek okursa, müteessir olursa, gözyaşları tökerse yine bu derecete dahil olur. Herkes kendi derecesine göre. Gözyaşının kıymeti var Nezih-i İlahi'de. Ve izâ semi'û mâ unzile iler Resûlî. Ve izâ ne zamanki semi'û işittiler, مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme nazil olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı işittiler. Gereği Ashume'nin meclisinde ve gereği Resul-i Ekrem'in meclisinde Yasin'i okurken تَرَا اَعْيُنَهُمْ Görürsün onların gözleri تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ Feyazan ediyor, akıyor gözyaşlarından. Gözyaşlarından ya gözyaşı gözlen, gözyaşları akıyor, akıntıyla geliyor.
Bu da mimma arafu minel hak, Allah Celle Celaluhu'dan anlamış olduğu hak ve hakikati ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hak nübüvvetini, bundan sıfetlerini beyan gösteriyor. Bunu anladığı zaman gözyaşlarını töküyorlar. Yekulune diyorlar Rabbena amenna, ya Rabbi iman ettik kitabine, peygamberine. Fektübne ma şahidin, bizi şahit, mukir, tasdik edenlerden yap ya Rabbi. Fektübne, yaz bizi ma şahidin el mukirrine bi tasdikihim, diyor. Şahitlerden yaz. Böyle dedikten sonra diğer ahbabları dediler ki siz ne yaptınız? Doğrudan doğru kitaba tabi oldunuz. Halbuki dininizi bıraktınız. Habeşlilerin akribaları var ya herkesin. Bunlar iman edenler. İman etmeyenler de böyle dediler. Ne yapıyordunuz? İtiraz ettiler. Bunlara cevaben de öyle dediler. Ve ma lena la nu'minu billahi. Ve ma lena, nedir bize? Ne manadır bize? La nu'minu billahi, Allah'a iman etmiyoruz. Belki evvel de söylerlerdi ama Haraş Kralı'nın böyle müsaade olduğunu bilmediler de bunu söylediler. Eğer bilseler ki hükümdar müsaittir, hepsi camileri doldururlar, tarafı doldururlar. Bu böyledir. Müsaade değildir bilseler, camiyi bırakırlar, geçerler, giderler. Demek bu da öyle. Bu Haraş Kralı'nın ahvalini anladıktan sonra ve mâ lenâ ve lâ nâminu bizler, ne manadır? Kral mana değil ki, Karuni de mana değil. Kral kendisi bıraktı. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ, nedir bize, biz Allah'a iman etmeyelim? Ne mani var? وَمَا